Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burçları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan 5 Mayıs haftalık kahve bakımlarınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta diliyorum. Ben terveyi koydukça diyor ki hayır ben <laughs> dibe yapışacağım. Şimdi Kesinlikle kötü değil bu arada. Bazen bu şekilde olduğunda aa ne kadar ölmüşüm, bitmişim diye yorum yapıyorsunuz. Bakın bu ölüp bitmek, ay içim ne kadar kararmış demek değil. Ben burayı sizin içiniz olarak değil, ben burayı sizin biraz daha duygu dünyanız, biraz daha kafanızın ne kadar yoğun, belki umutsuz bir insan değilsiniz, inancınız varsa eğer ki isyankar bir insan değilsiniz, ama düşünceleriniz o kadar artık sizi yormaya başlıyor ki ya da ağzınızdan çıkanlar kafanızda kurduklarınız ama bir yandan da sinirlenerek isterseniz belki bir şeylere bir öfke olduğu için hepsi birbirine karışıyor. İşte o zaman bu kafa karışıklıkları, düşüncelerle yapılan eylemlerin istemeden de olsa birbirine uyamaması sizde birazcık özellikle sizin gibi bir e, su grubu burcunda yani bir yengeç burcunda biraz daha bu şekilde görünebiliyor. Ama bakın ne olursa olsun ben burada şunu görüyorum. Bir yerde artık bir patlak veriyor. Yani bu kadar bekle kadar emek ver. Hani şey var o kadar emek verdim beni terk etti. Hiçbir tık yok karşı tarafta. O kadar işte gittim, çalıştım, ettim okudum ya da çocuklarım emek verdi. Annem babam o kadar uğraştılar yani ama hiçbir şey daha olmadı. Hala bekle, bekle bekle, bekle. Şimdi burada iki şey söz konusu. Birincisi hemen çok hızlı bir geri dönüş alma ihtimaliniz var. Neden diyeceksiniz. Çünkü buradan sizi sol taraftan yani sıkıntılı, problemli olan yerden sizi Böyle çıkaracak özellikle de bir kağıtla alakalıysa sizi çok hızlı bir şekilde oradan çıkaracak olan ya iki tane aynı anda ilerleyen yolunuz olabilir ya da iki tane seçenek sunulur bunlardan birisini tercih etmeniz beklenebilir. Onun haricinde de evet bazı gelişmeler zamana biraz daha yayılabilir. Ama şöyle söyleyeyim bunlar özellikle yeni gündemler değil geçmişten ya belki ikinci defa sınava girmeyi deniyorsunuz. İkinci defa evleniyorsunuz ya da daha önce yeltendiniz, nişan attınız, sözü attınız. Çok büyük ayrılıklar oldu. Yani bu olaylar yeni değil bizde. İşte küsmeler, mal mülk olayları, para, işe girme 3 senedir deniyorum diyorsanız. Bir kere girdim olmadı diyorsanız işte orası burası. Ama yok ben hani çok uzun zamandır deniyorum gerçekten hani buradaki gibi kafam, düşüncelerim, yapmak istediklerimle hayatta bana verilen şeyler Asla tutmuyor birbirini. Yani çok başarılı olmak için çabalıyorum. İyi bir şeyler yapmak için ama yani olmuyor bir şekilde. Hani bilemiyorum dediğiniz olaylar varsa işte orası, bakın burası. Burayı şöyle düşünün arkadaşlar. Aynı buradaki gibi kapıda birileri sıraya girmiş. Sizi uzun zamandır aramayan insanlar patır patır geri dönüş yapabilir. Size bir süredir açılmayan o kapılar arka arkaya açılabilir. Şuradaki yolların güzelliklerini ben gördüğünüzü düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel ve 1 2 3 tanesinin özellikle dip kısımlarında tavuk var. Tavuk demek en başta bir kadına Gelebilecek olan, kadınsanız kendi üzerinize alınabilirsiniz. Ama anne varsa, işte eşiniz varsa, kız kardeş varsa, anneanne babaanne belki olabilir. Hani onlara kalan bir maddi anlamdaki güzellik, bir kadına kalan bir maddi anlamdaki güzellik. Bu kadın sayesinde haneye girebilecek, işle olur, kirayla olur, başka bir şeyle olur. Bir maddi anlamda kazancı anlattır. Bu bir. İkincisi, doğum bir kadın tarafından verilen bir aklın uygulandığı takdirde çok büyük hani başarı getirisi olmasını anlatır. Üçüncü olarak da tavuk demek eşittir. Devamlı getirisi olan bir şey yapmaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işte bir yere yatırım yaparsınız her geçen gün değeri artar bunun gibi her geçen gün çalıştıkça başarı getiriyorum. Ne kadar çok dükkanıma mal getirirsem, ne kadar müşterilerime iyi da davranırsam bakın nasıl artıyor görüyor musunuz? O kadar çok İnsanlar dükkanıma gelir. Ne kadar sevgi verirsem ben bu insanın ne kadar sevgi görüyorum. Bakın bir şeyler artış gösteriyor ve sürekli size bu olayın maddi, manevi, başarıdır, tebriktir. Yani bir getirisi var. Bunlar söz konusu. Devam ettiğimde burada bir şeylerden önceki zamanlarda vazgeçmişsiniz. Tekrar dönebilirsiniz. Bunlardan özellikle bir tanesi yol, gezi, yer değiştirme, şehir değiştirme gibi olabilir. Ama bir düşünce şeklinde görünüyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi iki kişi olarak konuşuyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla da yola beraber devam etme kararı almışsınız. Bir şeyler sadece değişiyor önceki zamanlara nazara. Şimdi burada diyeceksiniz ne değişiyor? İkili ve beşli zamanlarda hem Nisan ayı için söylüyorum hem Mayıs ayı için tüm ikili ve beşli zamanlar hani Mayıs'ın sonuna kadar ki yani ta 25 hatta 29 ikili zaman çünkü o zamana kadar ki süreç içerisinde ikili ve beşli zamanlarda İki kişi konuşuyorsunuz ve anlaşıyorsunuz. Tamam. Hani biz iş yapalım deyip özellikle 15'inden sonra biraz olabilir ama hani konuşalım. Satıyor musun? Satıyorum. Tamam, gel o zaman beraber notere gidelim. Seviyor musun? Seviyorum. Sen seviyor musun? Evet, ben de seviyorum. O zaman gel beraber gidelim. İşte burada yaşamak ister misin? Burada çalışmak ister misin? Burada şunu yapmak, beraber ilerlemek ister misin? Evet, gel o zaman imzaları atalım. Anlaşalım, kontratı imzalayalım ve devam edelim. Bunun gibi belki avukatla devam edeceksiniz yolunuza. Bu şekilde beraber bir ilerleme durumu var ve bu kısma geliyorum. Bu kısım artık bir şeylerin yani e, pat diye patladığı bir alan hani şey vardır ya bir insana bir şeyler yaparsınız yaparsınız sessiz kalır 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 siz aynı şekilde ama size kahve içerken şöyle yapsın ne yapıyorsun sen bir anda bağırırsınız. Hani bir damla kalmıştır. Çünkü bardağınız büyüktür sizin. Biraz sabır durumunuz daha fazladır. Özellikle bazı burçlara göre sabrınız daha çoktur. Ama bir yerden sonra artık taşarsınız. Sanki sizin de böyle. Bir anda yani bu yengeç burcu zannediyorduk. İşte yılan burcu çıktı. İşte bir anda bize kızıp bağırmaya başladı. Bir anda işte ben zaten gideceğim, ben zaten burada memnun değilim. Veyahut da bir anda işte Yengeç Burcu bizim neyimiz var neyimizden memnun değil hemen başladı bizim kusurlarımızı söylemeye. Yani insanlar şunu düşünmüyor çevrenize. Biz bu Yengeç Burcu'na o kadar çok yüklendik ne kadar zarar verebilirsek verdik. Ama şimdi Yengeç Burcu bizim hatalarımızı yüzümüze vurunca Aa, Yengeç Burcu çok kötü çünkü insanlara kusurunu söylüyor falan filan size ahlak dersi vermeye çalışırlar. İşte dediğim gibi bu dönemde çocuklarınıza bakımını yapabilir ama daha çok tabii ki siz. Belki bir şeylerden bıktınız o kadar sus, sus 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 şimdi konuşunca e yengeç burcu bize konuşuyor. Biraz böyle bir olay olabilir ama ben şunu söyleyeyim. Burası sağ taraf. Buranın negatif bir anlamı yok. Birincisi burada bir ilahi adalet var bu bir. İkincisi size bir şeyler yapıldıysa bumerang gibi birilerine dönebilir ve muhtemelen şurada biri beyaz yılan baş kısmı yani başı olduğu için bunu da size hani zarar verenler biraz daha sağlık alanında sağlıklarıyla uğraşırlar sizin uğraşmak yerine falan filan biraz daha buralarda hani karşılık görebilirler ha ben bilemem ama burada böyle bir durum görünüyor ve onun haricinde de sadece şu orta kısımda gördüğünüz yer biraz tombul burada bir dişil enerji konusu söz konusu. Yani çocuklar, sevgi, şefkat, işte anne tarafıyla aranızın düzelmesi, sinir, öfke, kızgınlık, bunun gibi duygulardan uzaklaşma biraz bunlar söz konusudur. Ama onun haricinde biraz da tabii ki eril enerji konuları var. İsterse evlilik olsun. Bu alanda da evliliğin para, işte ne kadar nereye harcayacağız, yani aşk, şehvet, tatlılık, hoşluk değil. Kimleri çağıracağız acaba? Yani işin biraz daha analitik plan projeye, organizasyon kısmındasınız. Ki uzun olan kısımlar daha fazla. Artı baba tarafını biraz daha anlatıyor. Onlarla aranızı düzeltebilirsiniz. Bir de eril enerjide sıkıntınız varsa para kazanmanız çok yoğun etkilenir. Ne aldığınız para bereketli olur. Sürekli bir şeylere gider. Elinize kuş gibi kalır. Ya da çalışma hayatı biraz sıkıntılıdır. Para kazanma olayları sıkıntılıdır. Bu dönemde bunlarda da bir iyileşme var. Hem dişil enerji hem Eril enerji ve hani bunların konularında bir güzellik var. Hafif göbeklik, göğüsleri birazcık büyük. Çok uzun boylu değil ama hafif balık etli olmasına rağmen çok güzel. Kısa saçlı hatta saçları kısa olmasına rağmen yani bayağı kısa bu arada bir kadın var. E, genellikle muhtemelen elbise giyiyor. Çok böyle kolları kilolu kilolu değil. Yüzü küçük Hafif böyle degaje yaka bir elbise giymiş. Böyle koyu kahverengi, siyah, dediğim gibi kahve tonlar, koyu lacivert. Yani biraz koyu böyle açık e, şeker pembesi, beyaz bunlar değil, açık sarılar değil. Baya koyu yani, çok koyu. İşte deve tabanından daha koyu renkler e, gibi bir Kıyafet bir elbise giymiş. Diz kapağı ya da diz kapağının biraz altında. Ve hani yarım kollu ama kısa yarım kollular olur ya böyle. Tam ne şuralara kadar gelir ne de böyle askılıdır. Tam o arada bir kıyafeti var. Bu kişinin bakın şuradan bahsediyorum. Herkes görüyor değil mi? Şu yaka kısmına kadar kadın çok bariz bir şekilde belli. Yani sanki hafif böyle e, yana doğru böyle eğilmiş hafif böyle yana doğru saçları at kuyruğu olan bir kişiye bakıyor. Buradaki kişi de kadın erkek fark etmez bu arada saçın uzun olması çok bilgili olmak demektir. Ve kendine bakmak bak da yine söz konusu. Bu elinde sanki ya bir çiçek ya bir ödül bu kişiye sunuluyor ya da bu kişiden alınmış Burada da sanki elini böyle yapmış işte fotoğraf çekiniyor. Kendi böyle servisini falan çekiyor gibi görünüyor. Tabii ki burada biri başarıdan söz edebiliriz. Bu bir. İkincisi buradaki kadın belki öğretmen, belki işte üniversite okuyan varsa rektörünüz, hocanız, belki işvereniniz, onun haricinde ortamda önemli biri anneanne, babaanne, anneleriniz, eşiniz belki de. Ya da sizsiniz. Aa evet ben böyle giyiniyorum. Saçlarım da gerçekten en hani kısa ama açık renkli. Yani çok koyu değil saçlarını da söyleyeyim. Böyle bir kadın resmen siz size bakıyor. Sizsiniz, sizseniz eğer zaten kendinize bakıyorsunuz. Bu görüntü bu arada sağ tarafta olması bu kadının size ya da kendinizseniz kendi kendinize bir faydanız okunduğunu ifade ediyor. Şuraya çok girmeyeceğim. Çünkü burası geleceğiniz ve sizin aranızda sadece boş laf ve konuşma. Bu boş lafları tırmanarak resmen aşmaya çalışıyorsunuz. Birileri bazı laflar edebilir ama boş. Siz bir şeyler yapmak istedikten sonra zaten yaparsınız. Biraz böyle az insanın olduğu toplu ortamlar olabilir. Burada bakın bir yumurta var. Bunu zaten söylemiştim yani bir doğum durumunu beraberinde getirebilir, yeni şeyler yapabilirsiniz. Da tavukta da söylemiştim bu bir doğum durumu gibi görünüyor ki bereketi de beraberinde getirir. Biraz kafada kara bulutlar var hiç sorun değil. Burada bir şeyleri artık elinize aldığınız bir dönem. Ee, düşmanlarınızla ilgili sağlık sorunundan bahsetmişim. Ya gözleri, ya burun delikleri, ya e, böbrekleri, ya akciğerlerinde problem yaş ya da göğüslerinde. Kadın erkek fark etmek istedim, tabii ki bir sıkıntı yaşayabilirler. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 rakamı önemli. 3 rakamı bolluk bereket demektir ve e, bu hem Nisan'ın hem Mayıs'ın üçlü zamanlarında bir bereket evlilik, çocuk olur, kazançlarınız artabilir veya hatta ikinci bir iş, para getirecek şeyler bunlarla ilgileniyor olabilirsiniz. Ve burada da o bahsettiğim dişil enerjilerden bir tanesi Burada oturuyor yumurtayı yani gelecek kısmeti şansı bekliyor. Kısmet gelirse hareket edecek. Kısmet gelmezse sinirlenip başka yolu tercih edecek. Biraz onun gibi bir görüntü var. Bir de bu kısma bakalım. Gayet güzel bir bilgi birikimiyle aslında ilerliyorsunuz. Lambur lumbur bir ilerleyiş yok. Gayet güzel ama dediğim gibi şu kısım biraz hani evet zirvede görünüyorsunuz bu arada kesinlikle bir sıkıntınız yok. Hem sağ taraf hem gelecekle alakalı ama biraz tezatlığa neden olacak bazı konuşmalarla yapma etme gitme gelme boşver gibi şeyler biraz konuşulabilinir. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.